mu? Komutanım, müsaade ederseniz size bir maruzatım var komutanım. Rahat asker. Komutanım, müsaade ederseniz kızınızla birkaç cümle sohbet edebilir miyim? Komutanım. Ulan it! Ya bu spor programlarının o kadar çok tekrarı var ki adam yürü tabii yani. Ya kusura bakmayın, ben dün gece biraz az uyudum da. Ya hatta bayağı bir sayıkladın sen az önce. Ezgi de hazır. Ezgi! Kızım. Oh güzel kızım benim. Nereye gideceksiniz bugün? Nereye gidelim? Karşıya gidecektik ya baba, hava çok güzel. Doğru. Olur, tamam. Deniz kenarı iyidir. Biz gidelim o zaman. Ya bizim şirkette bir çocuk bahsetti. Senin eski grubu dinlenmiş. Yani eskiden. Ya. Ya ben daha dinlemedim tabii. Ne olduğunu bilmiyorum yani. Boş ver, pek dinleyen kalmadı zaten. Ya. Hadi gidelim. Abur cubur yemeyin. Yani Ezgi yemesin. Özellikle şeker. Kızım, baban çok dikkat etmez ama sen çok dikkat ediyorsun, tamam mı? Tamam anne, sen merak etme. Ben bakarım babama. Hadi. Prenses. İyi eğlen, tamam mı? Akşam her şeyi anlatacaksın bana. Teşekkürler, görüşürüz. Beğendin mi balığını? Evet, çok güzel. Yine bugün dondurmayla balığı karıştırdık. Hani karıştırmayacaktık? Ya olsun baba ya, iyi oldu işte. Güzel oldu ama sonra kusuyorsun. Anneye söylemek yok, tamam mı? Tamam. Evde durumlar nasıl? Baba nasıl gidiyor? Okul iyi de annem biraz sinirli. Galiba Cemil abinin işleri de kötü bu aralar. Ezgi, sen kesin Cemil'le uğraşıyorsun yine. Kavga mı ediyorlar? Hayır, sadece eskisi gibi öpüşmüyorlar, sarılmıyorlar. Öyle şeyler işte. Ne canım, olur öyle şeyler bazen. Ya sizin boşandığınız gibi onlar da boşanırsa? Bizimki farklı bir şeydi Ezgi. Merak etme, öyle bir şey olmayacak. Demin gördüğümüz Alara'nın annesiyle babası da boşanıyor. Öyle mi? Ben sana demiştim, herkesin başına gelebilir. Alara çok üzülüyor ama. Üzücü bir şey tabii. Ama bir de şöyle düşün. İki tane emin oluyor diyeceksin değil mi şimdi? Evet, nereden bildin? Bir arkadaşıma da öyle demişler. Şimdi Alara'ya da öyle diyorlarmış. Yani boşanın herkes aynı şeyi söylüyor çocuklarına baba. Evet. Hem kim ki evi olsun ister ki, çok aptalca. Evet. Biz büyükler bunu pek düşünemiyoruz galiba. Ama en azından yeni insanlar tanıyorsun. Cemil abiyi mi kastediyorsun? Evet, Cemil'i kastediyorum. Baba!
Tabaklardan ne istediniz? O başlattı. Sen başlattın. Al sana dedin, kırdın. Sen bizi mi dinliyorsun Mehmet? Ben sizi dinlemiyorum, duyuyorum Ayşe. Ayrıca sadece ben değil, bütün apartman sizi duyuyor. Yani ben buraya aslında bir arkadaşınız olarak değil, bir apartman sakini olarak daha sakin olmanızı rica etmek için geldim. Çok tatlısın gerçekten. Bunları toplayalım mı yoksa böyle dramatik bir şekilde dursunlar mı? Toplasak ne olacak? Diğerlerini ne yapacaksın? Hangi diğerleri? Arkadaşının ikimize dair kırdığı ne varsa. Görünmüyorlar ama her yerdeler. Çok şairane. Müzeye geri dönersem kullanabilir miyim? Sen bir dön de. Güzel kahven varsa dinlerim. Yapayım hemen. Yiyecek bir şey. Ya, fark etmez. İyi misin? İyiyim. Yani değilim aslında. Nasıl iyi olayım ya Mehmet? Çok sıkıldım. Adam sürekli mutsuz. Etrafını da mutsuz ediyor. Sanki bir tek o işsiz. Nereye gitti şimdi bu sence? Ya nereye gidecek? Biraz dolaşır gelir. Dükkan nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Neyse ki herkes aç. Adını mı değiştirsem diyorum. Niye? Ya bunun nesi neşeli günler? Şu hale baksana. Ezgi nasıl? Sordu mu beni? Selam söyledi sana. Ne yaptınız bugün? Aynı. Balık dondurma. Sonrası malum. Nazlı aradı, fırçaladı yine. Nazlı ne yapıyor Nazlı? Hiç aramayan Nazlı. Nazlı. Her zamanki gibi işte. Ne oldu, beğenmedin mi? Dükkandan bu kurabiyeler, üstelik organik. Organik olması yetmez Ayşe. Aynı zamanda lezzetli de olması lazım. Mehmet, bana bak. Az önce tabak kırmış kadınım. Çocuğunu kusturan biri olarak yemeklerime laf söyleme istersen. Niye böyle oluyor Mehmet ya? Ben burada oturmuşum, şarap içiyorum. Orhan kim bilir nerede? Anlatıyordun çiçekleri. Oo, bir sürü şey. Onlar erkekler gibi değiller. Seni dinliyorlar en azından. Bir de öyle her şeye ters ters cevap vermiyorlar. Bana daha çok şarkı söylüyorsun gibi gelmişti. Ne yapayım? Radyo şahane çalıyor bu sabah. Çay? Biraz. Orhan daha uyanmadı mı? Ben bile uyandım. Gelmedi. Gelmedi mi? Konuştunuz mu? Yok.
Aramadım bile. O arasın, bana ne? Niyeyse endişem sadece 2 dakika sürdü. Boş versene ya. Baksana hava ne kadar güzel. Mutluyum ben burada. Müzik şahane. Çiçeklerimle oynuyorum. Nasıl olsa sakinleşir gelir akşama. Ben de bu küçük yalnızlığımın tadını çıkartıyorum. Adam hala gelmediğine göre ağır bir şey söyledin sen. Siktir git demiş olabilirim. Ama sinirden yani. E daha ne olsun? Sen onun söylediği şeyleri duysaydın. Duydum. Çok da farklı şeyler söylemiyordunuz gerçi. Erkek değil misiniz? Hep birbirinizi korursunuz işte. Neyse canım. Kavgada söylenir öyle şeyler sinirden. Ne yapacaksın bugün? Tamir etmem gereken birkaç tane gitar var yukarıda. Sonra dersim de var. Sen ne yapacaksın? Hiç. Kafeye gideceğim öğleden sonra. Uğra istersen. Uğrarım belki. Çay için sağ ol. Kalkıyorum ben. Ha. Genel olarak söylüyorum. Birbirinize karşı bu kadar kırıcı olmayın. Söz veremem canım. Müzik konusunda emin misin abicim ha? Yani total olarak. Hocam ben müzikten de eminim, senden de eminim, gitardan da eminim. Ama artık şu egzersiz level'ını atlayalım. Ne olursun ya, hep aynı şey, ellerim koptu. Gitar dediğin olay egzersiz olmadan olmaz. Hocam böyle vurgulu vurgulu güzel güzel söylüyorsun da sen yaptın mı egzersiz ha? Yani senin kadar değil ama yetenekle de alakalı bu. Bana niye bu kadar yaptırıyorsun hocam o zaman? Ben yeteneksiz miyim? Sen beni mi örnek alıyorsun kendine? Hocam kuru yemişçi Doğan abiyi mi örnek alacağım? Herhalde seni örnek alıyorum ya. Bana baksana bir. Ne görüyorsun bende? Hocam. Ya çok yakışıklı, acayip karizmatik, müthiş bir rockçı görüyorum. Süpersin. Bütün arkadaşlarıma senden bahsediyorum. Her ortamda adını geçiriyorum. İyisin. Çok iyisin. 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 Hocam, şu sizin grup vardı ya, Mavi Rüyalar. Hayaller. Her neyse hayaller. Ben onu internetten araştırdım. Bak arkadaşlarınla konuşsan, o grubu tekrar toparlasanız ha. Artık sizin zamanınızdaki gibi değil hocam. Bu internet, sosyal medya işleri çok yürüdü. Ya hocam ben yalnız ne bileyim sadece grubun isminden emin değilim. Yani Mavi Hayaller biraz feminen mi ya? Ha? Ya yeni bir isim bulsak. E baksana diğerlerine. Athena, Duman, Pentagram, Mor ve Ötesi. Bundan çok emin değilim. Bunu sayma. Veli yine gevezeliğin tuttu abicim. Hadi, hadi çalış. Hocam aç aç belki önemli bir şeydir. Zaten bir şey yapmıyoruz. Hep egzersiz aynı. Şu konuşma hadi. Alo. Lan ne haber? Neyse oğlum çaydır. Buralardayız. Arkadan gelen sesler ne oğlum? Tavuk mu boğazlıyorlar? Veli, biraz ara ver istersen. Veli öldürdü gitarı. Söyle ona hiç zorlamasın. Saat 3'te bara gel, konuşmamız lazım. Duruyor mu hala orası? Ya duruyor tabii oğlum. Hadi sakın geç kalma. İyi tamam. Oğlum su kabağı değil o, dikkat et gitar o. Kırmızıyı daha çok seviyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Öyle oldu biraz. Nasıl keyifler abi? Ben iyiyim de Nihat abi. Ne yapıyor koca kurt? Ölmüş. Bir tane bira. Hani bununki soğuduğu bir yolu vardı. O aradı. Ciddi misin? Rahattır ama şimdi yukarıda. Bir tarafta Jimi Hendrix, bir tarafta Jim Morrison. Çok sağlam müzik yapıyorlardı. Yapma be oğlum. Nihat abi takmazdı böyle şeyleri. Sanki bilmiyorsun. Çok uzun zaman oldu oğlum görmeyeli. Vay be. Koca Nihat abi. Oğlum üstümüzde çok yemeği var. Topladı bizi sağdan soldan adam gibi müzik yaptırdı. Ruhu şad olsun. İyi gitaristi, baba rockçıydı. Çok emeği var gerçekten üstümüzde. Bowie. Abi ben boşandım, sen Bowie diyorsun ya. Ne olmuş David Bowie'ye?
Bir şarkısında Bowie aşk diyor. Kimi seçtiğine bakmaz. Aşk savunmasızlara iner. Budala aşk fitil ateşler. Şimdi de budala olduk. Lan oğlum budala aşık demiyor. Aşkın kendisi budala olan. Hani aka da konar, boka da konar. Salak adamsın ya. Hay anne. İşte erkek olmak böyle bir şey. 50 yaşına gelince her şeyi anlıyorsun ama o zaman da çok geç oluyor Mehmet'ciğim. Hala suçu başkalarına atıyorsun. O kadar kararlıydı ki abi. Görmen lazımdı. Ben daha öğlen ne yiyeceğimize bile karar veremezken... evliliğimizi bitirmekte o kadar kararlıydı ki. Hala çocuk gibisin işte. Lan oğlum hayata odaklan biraz artık. Kız sana bir şey söylüyor, sen anlamıyorsun. Zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir ilfer. Sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri ver. Bunu kim söylemiş abi? Led Zeppelin mi? Müslüm Gürses. Şarkı söz ansiklopedisi gibi adamdı. Cenazesi ne zaman? Yarın öğle namazından sonra. İş ister misin? Ne işi be abi? Genç bir popçu kız var. Adı Atiye. Duydun mu hiç? Hayır. Çok popüler şu aralar. Onun arkasında ritim çalıyorum. Bize bir solo gitarist lazım. Popçu kızın arkasında çalacağım öyle mi? İyi öldür bari şurada beni. Nihat abiyle beraber gidelim. Bu ne abicim ya? Ha? Hayat mı bu yaşadı? Ben başka türlüsünü bilmiyorum abicim. Müzisyensin oğlum sen. Müzisyen beste yapar, sahneye çıkar, şarkı söyler. Hadi beste yapmıyorsun bari sahneye çık. İki tele dokun. Çocuğun var. Geçen yaz Bodrum'da çaldım, ne oldu? Ne oldu abicim? Gitarla adam dövmeye kalktın. Kötü günündeydim. Ya bırak abicim ya, hep kötü günündesin zaten. Şimdi çarşamba günü benimle geliyorsun. Kızla tanışacaksın. Kızın adı Atiye. Al bu CD'si dinle. Rihanna mıdır nedir onun gibi bir şey işte. O kim abicim? Akşam anlatırım. Hangi akşam? Nihat abi anlıyoruz oğlum. Herkes toplanıyor bu akşam. Beyoğlu'nda Nihat abiyle ilk çaldığımız yerde buluşacağız. Seni seviyoruz Nihat! Seni duydum, iyi misin? İyi geceler. Gelsene biraz. O kadar güzel filmim varken bunu mu seyrediyorsun? Kafamı dağıtmak için bir şey izleyeyim dedim, bunu buldum. Uzak be abi, hayatta yürüyemem ben. Ya niye Mehmet? Çok güzel olur bence.
Ay yok ya, ne işimiz var tepede deniz dururken? Ayı mıyız biz? Dur, direkt ayı deseydin bari. Espri yaptı be oğlum. Ya ben Nazlı, bir şey söylesene. Ya Orhan boşlar ya. Ayşe işte, çok ciddiye almayacaksın. Aa! Ya kusura bakma, ben sevmiyorum eski şeylere bakmayı, izlemeyi. Tamam. Orhan'dan haber var mı? Yok. Aramadı bile. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Telefonu da kapalı. Polisi aradım, kayıp demek için erken, bekleyin bir iki gün daha dedi. Ne diyecek ki başka? Adama küfretmişsin, adam da gitmiş. Boşver. Küçük yalnızlığının tadını çıkar. Keşke öyle şeyler söylemeseydim. Olur öyle şeyler. Ya bir şey yaparsam? Orhan. Ya ne yapacak kendi halinde İngilizce öğretmeni? En fazla yaptığı şey kurs batırmak oldu adamın işte. Yeni bir gezi hareketi falan başlatacak değil herhalde. Mehmet. Cenazeye de sarhoş gitmek günü. Ne cenazesi? Nihat abi. Nihat abi vardı bizim grupta, gitarist. Ölmüş. Ay Mehmet. Çok özür dilerim ya. Ben de nelerden bahsediyorum. Affedersin, başın sağ olsun. İyi misin? Ben iyiyim de. Adam öldü. Yapabileceğim bir şey var mı? Cenazeye falan gelmemi ister misin? Yok ya. Ne geleceğim tanımadığın adamın cenazesine. Kıymetli cemaat, buraya kadar geldiniz. İnsani, İslami, komşuluk, arkadaşlık görevlerinizi yaptınız. Allah hepinizden razı olsun. Aile adına sizlere teşekkür ediyoruz. Lütfen Nihat Tarhan Bey'e karşı haklarınızı helal ediniz. Helal olsun! Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun! Lütfen cani gönülden helal ediniz. Helal olsun! Var ya bizim Nihat. Sahnede yağmur gibi yağardı. Hele FT stüdyosunda hani gitar sololarında pür döktürürdü. Baba muhteşemdi. İnan bana, ben hakikaten çok güzel günler geçirdim orada. Kapının önünde gazeteler birikince kapıcı şüphelenmiş. Üç gün olmuş öyle. Ah Nihat abi. İyi adamdı. İyi adamdı ama yalnız öldü. O kadar insana çaldı, yine de yalnız öldü. Öyle olmasını kendi istedi. Yaptığı yanlış seçimlerden dolayı böyle yapayalnız öldü. Hangi yanlış seçimler mesela? Ay Mehmet, öylesine söyledim. Niye hemen üstüne alınıyorsun? Bu hayatta hangimiz doğru seçimler yapabiliyoruz ki, sen dahil? Ah, konu döndü yine bana geldi değil mi? Ya siz her şey her zaman müzikle halloluyor zannediyorsunuz. Bu fikri de size Nihat abi verdi. Tamam, iyi niyetliydi. Ama gerçek hayat böyle değil Mehmet Bey. Hayat öyle şarkı sözleriyle falan yürümüyor. Bakın ikiniz için de söylüyorum. Hayatınıza gerçek bir şeyler sokun biraz. Benim hayatımda bir ton gerçek şey var. Ezgi var, gitarım var. Ben de vardım Mehmet. Ne oldu? Niye şimdi yokum sence? Umarım sizin cenazeniz Nihat abininkinden daha kalabalık olur. Bu hafta cumartesi gelir misin? Hem kızın da özledi seni. Ne olmuş abi bu kıza böyle? Nerede o provalarda fıkır fıkır dans eden güler yüzlü kız? Nerede bu suratsız kadın? Sen gel bir de bana sorun abiciğim. Asker babaların kızları böyle oluyor biliyor musun? Önce o sıkı disiplinden kurtulunca acayip özgürleşiyorlar. Sen de buna kapılıp gidiyorsun. Ama sonra biraz olgunlaşınca hop babalarının yoluna tekrar giriyorlar. Net. Senin şu bütün hayatı bilir tavrın yok mu Altan?
Yalan mı abicim? Ayrıca kız seni hala seviyor da böyle konuşuyor. Eski eşler kocalarını özlediklerini böyle belli ederler. Seni hala önemsiyor olur kız. Yoksa sikler mi seni? Ne işi var sende? Ya altın saçmalama oğlum. Aç olmasam seni daha aydınlatabilirdim ama açım abicim. Çok açım. İyi, bildiğin güzel bir yer var, oraya gidelim abi. Tamam, hadi atla. Şu hava da açsa. Hele şükür. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Ne haber? Altan, Ayşe. Merhabalar, memnun oldum. Yıllar önce tanışmıştık sanki. Nazlı'nın doğum günü. Hala aynı gördüğün gibi. Eskiden saçlarım çok daha uzun ve siyahtı. Gece gibi. İğrençti abi. Geceleri mavi attırdın kadın kuaföründe. Ya başınız sağ olsun. Sen iyi misin? Sabah o kadar zor uyandırdım ki seni. Ya çok utanıyorum ben o durum için. Öyle leş gibi sızdım kanepende. Olur mu canım ya? Ben senin kadar temiz sarhoş görmedim. Böyle ufak ufak horluya horluya sızdın. Çok şanslısın abicim, çok şanslısın. Ben o kadar içtim sarhoşlu olamadım anasını satayım. O değil de adamı tek oğlu tek başına gelmiş. İnanabiliyor musunuz? Karısını getirememiş. Şimdi biz de kıza laf ediyoruz ama eski karın da olsa geldi yani. Nihat abi severdi onu da. Nazlı mı geldi? Nasılmış Nazlı? Her zaman gibi işte. Senin de arkadaşın. Sigortacı ortaya çıkana kadar öyleydi. Kadın hayatını güvenceye almıştı. Oğlum bu da süper bir tespitti. Kabul et, net. Kahve? Olur. Ama önce ben gideyim bir sigara içeyim. Böyle kapalı yerlerde sigara içememek mahvediyor beni. Ne yaptın? Orhan'dan haber var mı? Yok. İnsan bir aramaz mı ya? Tamam çektin gittin, kavga ettik anladım ama insan bir arayıp sormaz mı? Çok kötü şeyler hissediyorum. Polisi aradım. Fotoğraflarını götürdüm. Tamam, bakarsın çıkar bir şeyler. Bekle bir dakika. Mehmet. Orhan'ın defteri. Öğrencileriyle ilgili yazdığı bir şeyler var herhalde içinde. Yani ben bakamam fazla kişisel. Sen baksana belki bir şey bulursun. Ben mi? Ya iyi tamam bakayım da Ayşe ne bulacağız bu defterde? Ya bilmiyorum bir ipucu belki. Yardım et bana. Yağmur yağacak galiba. Eve ne yiyoruz? Yengen var mı sizde Ayşe Hanım? Bence şehrin en güzel yengesi burada. Evet. Kadınları çok iyi beceriyorsunuz iltifat etmeyi gerçekten. Ben yiyecek bir şeyler getireyim. Kahve, çörek, börek. Limonata, değil mi? Oğlum sen dışarıda enerji içeceği falan mı içiyorsun lan? Kıçın başına oynuyor. Merhaba Aynur Hanım. Merhaba. Atiye Hanım bizi bekliyor. Bekliyor, buyurun. Evde bayağı havalıymış be abi. Kimleri dinliyor bu kız? Cem Karaca, Queen, Doors. Hepsini babası öğretmiş. Peki işe yaramamış anlar. Ya Mehmet saçmalama. Sen de ben bu yolu seçtik diye. Herkes bu yolu seçmek zorunda değil. Bir dakika, bir dakika. Ya ben sürünmeyi seçtim, öyle mi?
Ruhunu satmadan yaşamak sürünmek mi oldu? Ruhunu satmadan da müzik yapabilirsin abicim. Yeteneksiz zengin çocuklarına ders vermekten iyidir. Ruhum da ruhum. Ruhunu sikeyim. Sanki Eric Clapton'sın lan. Ne diyorsun be? Rock and roll diyorum abicim her zaman. Ya yürü abi yürü. Allah Allah. Yavşak. Ne haber millet? Hoş geldin abi. Ne haber abi? Altan hoş geldin. Selam. Altan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. İşte bu benim canım kardeşim Mehmet. Merhaba Atiye ben. Merhaba. Albümü dinleyebildin mi? Dinledim, dinledim. Güzel albüm. Çok teşekkür ederim. Kaliteli ve inandığım müziği yapmaya çalışıyorum. Kaliteli müzik. Ben en son 90'larda yapılıyor diye biliyordum ama. Çüş, yok artık. Bence Atiye Britney'den falan çok daha iyi müzik yapıyor, net. Sağ ol Altan abi. Çok çalışıyoruz biliyorsun. Britney kim abi? Mehmet işte her zaman komik. Okey, peki. En çok hangi şarkıyı sevdin? Ya aslında çok tarzım bir albüm değil ama birinci ve yedinci parçalar iyi. Birkaç yerine de çok daha iyi numaralar çekebilirim. Harika olur. Atiye'cim hazırsak başlayalım mı? Şuradan bir solup geliyorum. Oğlum doğru konuşsana. Psikolog musun? Niye tahlil ediyorsun kız ayaküstü? Gençler ne haber? Ya tamam bir şey yok. İyi kız işte belli. Tamam Ezgi. Tamam. Geldim karşımda şu an. Görüşürüz. Ezgi seni istiyor. Efendim küçük cadım benim. Ah canım ben de seni çok özledim. Söylüyorum babanı seni dükkana getirsin diye getirmiyor. Nereye gitmek istiyorsun? Ha, tamam canım benim çok öpüyorum seni. Ne oldu? Aramızda bir şey yok. Bir haber var mı? Var. Kenan diye bir adamdan bahsettiğini duydun mu hiç? Hayır. Kimmiş, neymiş? Orhan İngilizce dersi veriyormuş ona. Adamın Beyoğlu'nda bir mekanı var. Ne buldun peki? Adam İngilizce dersi için tutmuş Orhan'ı. Anladığım kadarıyla iyi anlaşıyorlarmış. Bak, Beyoğlu'nda mekan işleten adamlar genellikle karanlık tipler olurlar. Ben yıllarca çaldım bu adamlarla. Peki, bizimki nereden tanıyormuş bu adamları? Ne işi olur bu adamlarla yani? Ne bileyim ben. Anlamadım. Orhan orada mı takılıyormuş yani? Ne yapıyormuş gidip gelip? Gündüzleri dersi orada veriyormuş. Ama geceleri ne yapıyor bilmiyorum. Bazı geceler eve geç gelirdi. Acaba kavga ettiğimiz gece de oraya mı gitti? Bilmem. Ama deftere göre en son dersi Kenan'daymış. Mekanın telefonunu buldum internette. Arayalım hemen. Ya dur. Dur biraz düşünelim. Ya niye duracağız? Ne düşüneceğiz? Arayalım gitsin işte. Ya olur mu öyle şey? Yani sonuçta Beyoğlu'nda bir bar ne olacağı belli olmaz. Biraz temkinli olmak lazım. Ya bana bak. Sen vazgeçmek için bahane mi uyduruyorsun? Senin de arkadaşın sonuçta merak etmiyor musun ya? Beraber defalarca tatillere gittik. Tavla oynadınız, rakı içtiniz, şarkılar söyledin adama. Tamam. Tamam şimdi oraya girmesek hiç. Ya anlamıyor musun? Ölüyorum meraktan. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Kayıp mı? Başına bir şey mi geldi? Terk mi edildin? Bilmek istiyorum o kadar. Bütün hastaneleri aradım ben bugün ya. Hastaneleri mi aradın? Evet. Yok Allah'tan hiçbirinde. İyi en azından hastanelik olmadığını biliyoruz. Ya. Ay bir şey Mehmet ya. Sırf senin için Kenan denen adamı arayacağım biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Kalk gidelim hadi. Buradan. Buradan. Hadi bakalım beni eve bırak şimdi. Aynı yerde oturuyoruz. Sen biraz yukarıda otur. Hmm.
Ben sana yedek anahtarı böyle aniden baskın yap diye mi verdim? Erkencisin, uyuyorsundur sanıyordum. Ya çıplak falan olsaydım? Aman ne olacak Mehmet, koskocaman insanlarız ya. Hiç sabah insanı değilsin ha. İnsan bir günaydın der önce. Günaydın. Ne o, bir daha böyle yapma. Bunlar ne? Çiçekli börek. Ayşe ne yapacağım ben çiçeği? Baksana şu evin haline. Ya ne bileyim Mehmet ya. Bir ışık, bir renk olsun dedim. Şu hale bak. Yani tamam sen bakmazsın da kadın sular işte. Kadının parasını ödeyemiyorum artık. O restorana gidecek misin bugün? Gideceksen ben de geleyim. Konser var, gidemem bugün. Çay yapayım mı? Şu halime bak ya. Yüzüme bak. Yaşlanıyorum ha. Hayat ne tuhaf be. Ne? Yaşlanıyorum resmen dedim. Popom da kocaman oldu. Gitgide de büyüyor zaten. Tam Türk tipi. Bence popon harika. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Ama yemezler. O börekler bitsin. Sabahları bir şey yemiyorum ben. Ne demek sabahları bir şey yemiyorum ya? Koskoca adamsın, kahvaltı etmeden güne başlanır mı? Çayı yap. Bir şey yapmak zorunda değilsin. Sen ne yapacaksın bugün? Hocam bak, düşürdüğüm gitarın gittim, hemen yenisini aldım. Sıfır. Harika. Biraz ara verelim de sana bir şey soracağım. Şu Beyoğlu'nda Room Restoran diye bir yer varmış, biliyor musun orayı? Room. Aa, gittim oraya, evet. Nasıl mekan orası? Of. Hocam bir barmaid var, yıkılıyor, fena hatun. Oradaysa direkt git zaten. Ya kızı sormuyorum oğlum, mekan nasıl bir yer yani? Mekan iyi, arada DJ çıkıyor, yemekleri de güzel. Fena değil yani, gidilir. Öyle altında falan gideceksen git. İyi, tamam, sağ ol. Hocam sen Emirgan'ın ilerisindeki yere gittin mi? Ya saçmalama abicim, hadi başla. Minör'den başla. Elim yorgun. O ne demek be? Bugün çalamıyorum, elim yorgun. Of. Merhaba. Kolay gelsin. Yalnız servisiniz 45 dakika sonra başlıyor. Dur, onu içeriden anlayabilirim. Kenan Bey'le görüşecektim. Kenan Bey şu an burada yok. Hadi ya. Peki, teşekkür ederim. Zeynep sen bak işine. Hayırdır kardeş? Ne yapacaksın Kenan Bey'i? Küçük bir konu vardı da. Ne kadar küçük? Ben en iyisi sonra gideyim. Polis misin? Nereden çıktı şimdi, polis misin falan? Olur mu öyle şey canım? Daha sonra tekrar gelirim. Ne ayaksın lan sen? Komedyen misin? Nesin? Ne ayaksın? Yok be abicim, ben rockçıyım. En fazla gitar çalarım. Rockçısın? Evet. Oh! Ah! Hep böyle oluyor be. Bir anda kendimi tutamıyorum. Bayağı da sert vurdun ha. Ne oldu canım, mı acıdı? Vallahi bayağı acıdı. Sizin de işiniz zor ya, vur vur. Zor, haklısın. Ya. Hiç öyle bakma. Çünkü ben de nasıl yaptım bilmiyorum. Pardon, bakar mısın? Benim gitmem lazım. Bir dakika, Kenan'ın adresini söyleyeceğim. Beybeliada'da evi var. Hüseyin Rahmi Bey sokak numara 12. Şu an orada. Niye söyledin ki şimdi bana? Boş ver, özel bir mesele. Sağ ol. Şey değil. Bu arada dikkat et. Biraz önce kafasını yardığın adam bayağı kimcidir.
Çok iyiydi. Çok iyiydi. İyiydi gerçekten. Evet. Teşekkürler. Çok tarzın olmadığını biliyorum ama fena da değildik. Yok canım, sevdiğim şarkılar da var. Çok naziksin. Arkadaşına ne oldu senin? Ya çok önemli değil, öyle küçük bir şey. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ha, bu arada hafta İzmir'de hem ekstramız hem konserimiz var. Altın abi bahsetmiştir belki. Gelirsin değil mi? Hem ardından Ege turnesine bağlarız. Olur. İzmir bu mevsimde güzel olur. Tamam o zaman. Süper. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıldı konser? İyiydi işte. İyiydi işte. Sıkılgan çocuk. Kafayı yiyeceğim Mehmet ya. Her şey durmuş gibi sanki. Sanki bir filmin içindeyim. Böyle hep beraber donduk kaldık. Saatler bile durmuş. Pilleri bitmiş. Benim öyle saatim bile yok. Senin saatin yok, internetin yok, televizyonun yok. Ama kızının resmi var, müziğin var, gitarın var. Senin evin koca bir dünya benimkinin yanında. İçi boş kocaman bir dünya işte. Geçenlerde aklıma ne geldi biliyor musun? Bu hani Amerikan filmlerinde FBI'ın tanık koruma programı var ya. Böyle yeni bir kimlik veriyorlar sana, yeni bir hayat veriyorlar verdiğin bilgiler karşısında. Sonra tanık korumaya alıyorlar seni. Yani hiçbir tanıdığınla görüşmüyorsun. Puf, ortadan kayboluyor adam bir anda. Orhan'ı FBI tanık koruma mı aldı yani? Ya of, ne bileyim Mehmet ya. Böyle insan aklı endişelenince böyle saçma sapan şeyler üretmeye başlıyor işte. Ne oldu ya senin kafana? Bir şey yok ya, kapıya vurdum. Nasıl bir şeye kapıya vurdun? Benimle öyle film klişesi gibi konuşma ya. Normal hayatta olmaz öyle şeyler. Kafamızı kapıya falan vurmayız. Ya tamam, geçer kendiliğinden. Ne demek kendiliğinden geçer Mehmet ya? Çocuk gibisin Mehmet ya. Ne demek kendiliğinden geçer? Gel bakayım buraya. Ya tamam, tamam. Ya Mehmet çeksene elini. Bana bak. Sen yoksa o bara gittin, o adamlardan dayak mı yedin? Kenan falan mı dövdü seni? Kenan değil, Kenan yoktu da. Adamlarıyla pek anlaşamadık. Mehmet ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ne soluyorsun öyle ya? Ciğerini mi dinliyoruz? Ne bileyim ben öyle doktor gibi olunca bir an. Daha çok mahalledeki yaramaz çocukla annesi gibiyiz canım. Gel bakayım sen buraya, gel. Ya öyle söylemesene. Nasıl söylemeyeyim? Ne bileyim, anne oğul falan. Allah Allah. Bana bak. Sadece dayak yiyip mi geldin? Yoksa bir şey öğrenebildin? Adam burada yokmuş. Heybeliada gitmiş. Ne yapıyormuş orada? Ne bileyim, kafa dinliyordur herhalde. Ya da belki saklanıyor. Sen iyice sardın bu polisiye işine ha. Nasıl sarmayayım Mehmet ya? Ne kadar kavga etmiş olsak da sonuçta kocam. İnsan merak ediyor işte. Çok mu seviyorsun? Seviyorum tabii. İnsan kocasını sevmez mi? Eskisi kadar çok sevmez ama sever yine de. Hayır bir de yani... Niye gidiyorsun ki? Hadi gittin diyelim, niye bu kadar uzun sürdü? Ne yaptım ki ben ona? Biliyorum. Yarın işin var mı? Hayrola?
Ne bileyim, odaya gidelim mi? Burası. Mehmet sen sus, ben konuşayım. Ay asıl sen sus, ben konuşayım. Ya saçmalama, ne konuşacaksın? Yemişsin zaten dayağı. Bak eğer adam ters bir şey söylemeye kalkarsa girerim, haberin olsun. Ah çok etkilendim. Evet, buyurun. Merhaba, biz Kenan Bey ile görüşecektik. Kenan Bey yok. Balaya gitti. Niye aramıştınız? Benim eşim birkaç gündür kayıp da. En son Kenan Bey'e ders vermiş. Belki yerini biliyordur dedik ama. Siz iyi misiniz? Benim koca kavga ettikçe hep balaya gidiyor. Gelmiyor. Bir gün gelmiyor. İki gün gelmiyor. Ben deliriyor. Türk erkekleri hep böyle mi? Vallahi benimkinin ilk gidişi. Hani balık tutmayı da bilmez Orhan. Benim kocam oluyor kendisi. İngilizce öğretmeni. Biliyorum. Orhan öğretmen. Benim koca benim için buldu bunu. Ama ben kaç haftadır görmedim Orhan'ı. Kenan bilir. Ama o balaya gitti ya. Ya üzülmeyin. Geri gelir. Nasıl üzülmeyeyim? Ben onun için her şey yapıyorum. Türkçe öğreniyor. Dolma yapıyor, börek yapıyor. O hep balaya gidiyor. Mutlaka döner. Döner yapıyorum. Ben dakikada 105 kelime Türkçe okuyorum. Daha ne yapayım? Maşallah. Haklısınız yani, zor. Ben onu da yapamıyorum. Hani yani aynı dili konuşup anlaşamayanlar da var, değil mi? O yine balaya gidiyor. Yani siz en azından nereye gittiğini biliyorsunuz. Ben onu da bilmiyorum. Peki biz telefonunu alsak, ulaşmaya çalışsak kendisine? Telefonu evde bırakmış. Telefonumu vereyim isterseniz. Olur, alalım. 542 555 8556. Üzülme. Kocan seni seviyorsa zaten geri gelir. Gelmezse götürdüğüne sevinirim. Söylemesi kolay ama siz şimdi gideceksiniz. Ve ben yine Kenan'ı bekleyecek. Nasıl diyorsunuz? Kel'in ilacı olsa kendi kafasına sürer. Ve hiçbir terzi kendini sakındırdık burada. Kitaptan öğrendim. Belli oluyor. Ayrıca damlaya damlaya da göl olur. Saçmalama Mehmet, saçmalama. Şey yapalım biz o zaman, kalkalım. Kalkalım. Teşekkürler. Dolmalar çok güzel görünüyor. Sakın sallanı. Yok artık. Yani kadın zaten tuhaftı, sen de bir tuhaflaştın. Evet, biraz saçma bir espri oldu. Biraz mı? Ya böyle polisiye filmlerde bir cümleden bir ipucu çıkar yani böyle. Kahraman sonra düşünür o cümlenin üzerine, bir şey bulur. Ben öyle bir şey bekledim içeride. Kadın bir şey söyleyecek. Biz de böyle dedektif gibi takip edip bulacağız ama olmadı. Bak ne diyeceğim. Ya bozmayalım moralimizi. Ya madem bu adamın balıktan dönmesini bekleyeceğiz. Gel bir oyun oynayalım seninle. Ne oyunu? Tersini yap oyunu. Ezgi'nin bulduğu bir oyun. Güzelmiş. Yani? Yani normalde ne yapıyorsan tam tersini yapıyorsun. Ezgi bayılıyor bunu oynamaya. Oynayalım diyorsun yani. Bugün tersini yaptığın olsa ne yapardık mesela? Orhan'ı aramazdık tabii bu durumda. Senin de biraz yüzün gülerdi ha? Bak işe yaradı bile. Dolaşıyoruz yani. Kesinlikle. Tamam.
Acıktın mı? Acıktım. Gidelim mi yavaş yavaş? Olur. Daha bayağı yürüyeceğiz. Böyle bir güzellik var ve 10 yıldır bir yere geliyoruz ya gelmiyoruz. Evet. Hayat gözümüzün önündeki güzelliklerin farkına varamadan geçip gidiyor zaten. En azından bugün bir sürü güzellik gördük. Orhan kaybolmasaydı onları da göremeyecektik. Bir de Ezgi'nin oyunu olmasaydı. Keşke şu tersini yapa her zaman uygulayabilsek. Ben de şu popçu kızın arkasında çalmasam mesela. Aa sahi nasıl gidiyor iş? Atiye'ydi değil mi kız? Ya seviyorum ben o kızı, tatlı kız o. Canım ne yapayım tatlıysa. Haftaya konserler var. İzmir'e gidiyorum. Öyle mi? Ay çok güzeldir İzmir şimdi. Evet güzeldir. Özleyeceğim seni. Aa hadi be yalancı. Gerçekten. İzmir'in kızlarıyla kafanı dağıtıyorsun Mehmet. Hadi bakalım. Sen beni gerçekten öyle biri mi zannediyorsun? Hmm. Nasıl biri? Yani rock yıldızı gibi. Hani konserden çıktıktan sonra etrafım bir ton güzel kız sarıyor. Ben de onlardan bir iki tanesini beğenip alıp odaya gidiyorum falan. Bon Jovi gibi. Vallahi yakışır. Ya hiç öyle bir şey yok Ayşe. Ya benim aslında bu aralar aklımda tek bir şey var. Neymiş o? Sakızlı Ahtapotepe. Of. Çok severim. Neymiş o aklındaki tek şey? Ya yarım kalmış bir bestem vardı da bu aralar onunla uğraşıyorum yine. Mehmet, işte bu çok güzel haber ya. Buna içilir. Şerefe. Geçen gece şimdi yine bu en sevdiğim filmlerden birini izledim, Türk filmlerinden birini. Selvi Boylu Mal Yazmalı mı? 90. kez falan izliyorum ha bu arada. O zaman sana bir soru. Türkan Şoray'ın yerinde olsaydın hangisini tercih ederdin? Yakışıklı serseri Kadir İnanır mı yoksa iyi kalpli Ahmet Mekin mi? Zor soru. Yakışıklı serseri Kadir İnanır mı yoksa böyle sadık Ahmet Mekin mi? Vallahi Mehmet, çünkü bir kadın için ideal erkek ikisinin de aynı bedende bulunduran oluyor yani. Ya kıvırma. Ya ne bileyim. Vallahi ben tutkunun peşinden gidenlerdenim ya. Kadir İnanır'ı seçerdim herhalde. Emeğe ne oldu peki? Hem Ahmet Mekin de güzel adam. Ya orası öyle de. Ya ne bileyim, ben kalbimin sesini dinlemeyi seviyorum. Gerçi Orhan burada olsaydı cevabım başka olurdu ama. Ya Orhan burada olsaydı bunların hiçbirini konuşuyor olmazdık. Hakikaten ya, Orhan nerede? Bilmem. Nerede? Peki Kenan Balık'tan döndü mü? Evet ya, Kenan'ı unuttuk. Bir dakika dur. Aramamız lazım adamı. Ya ben konuşayım. Ay, çalıyor. Ne sağlık. Çok güzel. Kim? Efendim? Kenan Bey, iyi akşamlar, merhabalar. Ben Orhan'ın eşiyim Ayşe. Bugün geldik sizinle görüşmek için ama yoktunuz, balığa çıkmıştınız. Ha, Diana bahsetti sizden. Uğramışsınız bugün. Diana için İngilizce dersi veriyordu Orhan Bey bana. Ama ben İngilizce öğrenene kadar. Diana Türkçeyi söktü. Derse de gerek kalmadı. Peki nerede olabilir sizce? Vallahi dediğim gibi. En son geçen hafta çalıştık. Her zamanki gibi ders bittikten sonra bir iki bira içti. Bizim barmen kız Zeynep'le konuştu. Çıktı. Daha da görmedim. Anladım. Peki anladım. Evet. Ya Mehmet çok emin konuşuyor bu adam. Alo. Çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Sağ ol. Kesin kaçıracağız. Ben sana söyledim. Otel işte.
Evet. Kanalım mı? Dikkat etsin. Aa, güzel ha. Evet, buyurun. Biz iki tane oda isteyecektik. İki oda yok. Otel bomboş görünüyor. Sabah erkenden bir grup giriş yapacak da. Yani hiç mi oda yok? Aslında bir oda var, iki oda yok demek istedim. Ha, olur tamam, alalım biz onu. Ne olacak ki, değil mi? Arkadaşız biz zaten, ne olacak? Tamam. 102 numara. Terasımız ve oda servisimiz 24 saat hizmetinizde. Kahve içmek isterseniz. Niye isteyelim? O kadar içkiyi boşuna mı içtik? Evet, zaten arkadaşız biz dedik ya, tamam. Hadi gece. Evren'in şöyle bir hizmeti olsa mesela. Şimdi böyle siyah giymiş adamlar insanların düğünlerine gelse, sonra dese ki ya bundan yıllar sonra siz birbirinizden nefret edeceksiniz, haberiniz olsun dese. Çok güzel olmaz mı yani? Ne zevki kalırdı o zaman? Ya insan sonunu bildiği bir şeyi değiştirmeye uğraşır hiç olmazsa, değil mi? Değiştirebilir misin ki? İnsan isterse her şeyi değiştirir Mehmet. Kadınları değiştiremezsin. İlk önce seni bir sürü özelliğin için severler. Evlenince de hepsini değiştirmeye çalışırlar. Ben Orhan'a hiç böyle bir şey yapmadım. Tabii tabii. Ne oldu bize ya? Ne güzeldik. Eski günler ne güzeldi. Bir kere gençtik. Evet, gençtik. Doğum günümü hatırlıyor musun? Hangi doğum gününü? Yok, hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Siyah giyiyorduk hepimiz o zamanlar. Nazlı bile siyah giyiyordu daha o yıllar. Ya benim aynı Guns N' Roses tişörtü giyiyordum. Aynı askeri postal. Kemancıdaydık, zeka falan var. Böyle tekilaları dizdik, sarhoş olduk deliler gibi. Siz çalıyordunuz, ben şarkı söyledim. Sahne korkumu yendim güya. Bir işe yaramadı gerçi ama. Erkin Koray söyledim. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında. Yusun tutmuş gözlerim yalnızları tılında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yusun tutmuş gözlerim yalnızları tılında. Hatırladım. Ne oldu sonra? Sonra siz müessese sahibi oldunuz. Evet. Müessese sahip olduk. Sisteme ayak uydurduk işte. Ne bileyim, mutlu oluruz sanmıştım. İyi oluruz sanmıştım. Hep neşeli günler olur sanmıştım. Olaylar hiç öyle rock'n'roll gelişmedi yani. Benim rock'n'roll gelişti de ne oldu? Efendim? Sen hiç ışıklı nota gördün mü? Nasıl? İşte geliyor. Ne geliyor? Şarkı. Bizim şarkı. Mehmet. Hı.
İyice Hollywood filmine çevirdin işi. Ben iyiyim ya böyle. Dalga mı geçiyorsun? Gelip yatsana şuraya. Merak etme, saldırmam sana. Yok ya, ondan değil. E daha ne o zaman? Kotla mı yatacaksın Mehmet? Ben ışığı söndürüp kotu çıkarayım o zaman. Hmm. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler Mehmet her şey için. Önemli değil. İyi ki varsın. Sen de. Aslında ben... Aslında ne? Seni çok seviyorum. Aslında ne? Aslında sen ne? Seni çok seviyorum. Ben de seni. Söylesene ya. Önemli değil ya. Aslında'dan sonra bir şey dedin. Boşver dedim. Hayır, ondan sonra bir şey dedin. Söylesene. Çok ağırdasın ya. Anneme 9'da alırım demişsin. Bir de geldin baba. Anlattım sana, ne yapabilirim? Ayşe ablanla vapuru kaçırdık. Annem Ayşe ablayı sorup durdu bana. Ne soruyor mesela? Ondan bahsedip bahsetmediğine. Annem onu hiç sevmiyor artık galiba. Nereden anladın? Kısık sesle bir şeyler söyledi onun için ama ben duydum. Ne dedi? Söyleyemeyeceğim bir şey söyledi. Siz sevgili misiniz Ayşe ablayla? Yok öyle bir şey Ezgi. Peki o zaman ne yaptınız adada Ayşe ablayla? Ne demek şimdi bu? Ezgi, ne oluyor? Sen Ayşe ablayla sevgili olacaksın ve beni bırakıp gideceksin. Annem başka bir kadına boşuna kızmaz. Ben bu hayatta en çok ama en çok seni seviyorum. Ve seni hiçbir zaman bırakıp gitmeyeceğim. Söz. Anlaştık mı? Görüşürüz tatlım. Hadi bakalım. Hoşça kal babacığım. Hoşça kal. Cemil evde mi? Yok. Vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Evde durumlar biraz kötü galiba. Yo, niye kötü olsun? Ezgi biraz endişeli gibi. Niye hemen buraya bağladın ki? Cemil'le aranızın kötü olduğunu biliyorum. Aman Mehmet, her evlilikte olan şeyler bunlar. Bu kadar çabuk mu unuttun?
Bu yüzden Ezgi'nin kafasını karıştırma ne olur. Kendi sorunlarını da bana mal etme. Neyi sana mal ediyormuşum? Ne diyorsun sen ya? Sen anlarsın. Ayşe nasıl? İyi mi? Her zamanki gibi. Ne o, merak mı ettin arkadaşını? Ayrılmadı mı hala kocasından? Yok. Neden ayrılsın ki? Bilmem. Sanki bir gün hep ayrılacaklarmış gibi geliyordu. Duyduğuma göre daha sık görüşür olmuşsun son zamanlarda. Rahatsız mı oldun? Allah mesut etsin Mehmet, ne diyeyim? Orhan'ı gördün mü son günlerde? Hayır. Ama emin ol, görsem ona bir iki tavsiyem olurdu. Sana da bu yakışırdı zaten. Sen şimdi yarın havalimanına da geç kalırsın. Yarın sana araba yardım. Ne arabası? VIP transfer. Ne transferi be abi? Vodafone Red hizmeti. Telefonla hemen hallediyorum. Yarın saat 3'te evinin önünde olur. Geç kalma sakın. İyi bakalım, öyle olsun, tamam. Hadi görüşürüz. Günaydın. Çiçeği buraya koymuşsun. Güzel olmuş, ışık alıyor orası. İyi misin? Çok mu içtin dün gece? Çok aradım seni, açmadın. İyiyim. Ne oldu, haber mi var? Hayır. Haber yok Mehmet. Bitti. Buraya kadarmış. Bu kadar olumsuz olma. Belki de adamın başına bir şey geldi. Biz burada böyle boşu boşuna. Sen bugün İzmir'e gidiyorsun değil mi? Evet, birkaç gün. Of, iyice yalnız kalacağım. Merak etme, bir şey olmuyor. Ben sürekli yalnızım, ölmüyorsun yani yalnızlıkla. Yine terssin bu sabah. Gerçi ben de tatsızım ama. Gördüğün gibi uykumu alamadım.
Eğer böyle yapacaksan ben gelmeyeyim bir daha sabahları. Ya tamam, sana bir şey demedim. Yok yok. Pardon, ben çok bunalttım seni böyle hep Orhan Orhan diye. Affedersin. Ayşe. Ne yani, böyle mi gideceksin şimdi? Ya... Özür dilerim, tamam. Havaalanı şatıl değil mi? Evet efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zamanki gibi ders bittikten sonra bir iki bira içti. Bizim barmen kız Zeynep'le konuştu. Çıktı. Hayırdır kardeş? Zeynep sen bak işine. Of. Hocam bir barmet var. Yıkılıyor. Fena atıyor. Kaptan. Taksim'e geri dönebilir miyiz? Bir işim çıktı da. Tabii efendim. Ne oldu? Hocam ne oldu? Veli, neredesin? Evdeyim hocam. Süper. Geçen gün sana sorduğum bir bar restoran vardı ya Taksim'deki hani. Orada buluşalım mı? Hayırdır? Ya bir işimiz var işte. Atiye ile ne zaman tanıştıracaksın? Tamam, Atiye ile tanıştıracağım seni, tamam. Tamam, geliyorum hocam. Rumun oraya mı? Köşede bekle beni. Geç kalma. Tamam hocam, geliyorum, tamam. Bir 10 dakikaya geliyorum. Hocam. Bak şimdi abiciğim. Şu mekana gireceğiz, sen de benim yanımda gireceksin. İçeri gireceğiz, sadece sessiz sessiz duracaksın. Ve içeridekileri korkutmaya çalışacaksın. Ne bileyim, böyle sanki sivil polismişsin gibi. Sivil polis mi? Hah. Oha, Behzatçı gibi mi? Bayağı böyle korkutacak mıyım? Sivil polis mi olacağım ben? Ne yapayım hocam, içeriği dağıtayım mı girip? Gençler, kimlikleri verin bakayım. Al bunları, al 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 al! Saçmalama oğlum, sakin ol. Bak şimdi. İçeride iki tane adam olabilir. Yani olmayabilir de bilmiyorum, emin değilim. Ama bir tanesiyle aramız kötü. Sen hırgür çıkmasın diye adamları bakışlarınla korkutacaksın. Tamam, bu kadar basit. Tamam, sivil polis gibi bakacağım, korkutacağım, sessiz duracağım. Bak bakayım. Baktım. Aa! Şş, bir şey yok, sus, bak sadece. Güzel, işte bu, hadi gidiyoruz. Oğlum gelsene. Ha, içeride. Evet. Merhaba. Merhaba, servisimiz daha başlamadı. Saat 7:30'dan sonra açıyoruz. Zeynep yok mu? Aa, Zeynep işten ayrıldı. Ben varım artık. Hadi ya. Arkadaşı mısınız? Evet, ne oldu? Ya benim bir şekilde Zeynep'le görüşmem lazım da. Görüşün o zaman. Ya aslında ben Zeynep'i değil. Zeynep'in erkek arkadaşı Orhan'ı arıyorum. Ailesinde bir hasta var. Onu bildirecektim. Benim biraz işim var şu anda. Bak, babası çok zor durumda. Benden rica etti. Bir şekilde benim Orhan'a ulaşmam lazım. Nerede olduğunu biliyorsan söyler misin? Nesi var Orhan abinin babasının? Babası ağır hasta. Birbirleriyle de konuşmuyorlar, küsler. Orhan'ı sadece ben ikna edebilirim.
O yüzden oranı arıyorum. Aa, bir dakika. Madem babası hasta, ben vereyim sana adresini. Cihangir'de. Oba Sokak, Hacer Hanım Apartmanı, No 4, Kat 1. Ama lütfen benden aldığınızı söylemeyin, olur mu? Çok teşekkürler. Alo! Aa, ben de nerede kaldı diye bekliyordum. Hazır oluyor. Ne işin var lan senin burada? Geçenlerde Kenan Bey'le konuştuk. Sana çok selam söyledi. Öyle her şeye zıplamasın dedi. Yok ya, öyle mi dedi? Hı-hı. Ne oldu, hayırdır? Hayırdır, hayır. Bakıyorum hazırlıklı gelmişsin bu sefer. Ya, bu sefer öyle oldu. Ne oldu? Ne oldu? Aferin lan beni. Aferin. İlk defa aferin aldım ben. Of hocam, çok iyi değil miydi? Nasıl oynadım? Ha, nasıl korkuttum herifi, gördün değil mi? Bir hayırdır dedim, nasıl geri vites yaptı, çok iyiydi ya hocam. Hocam sen şahitsin bak, ben oyuncu olayım ya. Ben oyuncu olayım hocam, nasıl güzel yaptım gördün, korktu herifler. Oh ama benim şimdi Cihangir'e gitmem lazım. Tamam. Hocam oyuncu arkadaşım var mı? Ben eğitim almak istiyorum, hazırım, şu an oyuncu olacağım. Bundan sonra karar değiştirdim. Oğlum nereden olsun, rakçıyım ben, hadi görüşürüz sonra. Hocam Cihangir'e gidiyorsun, bakkala girsen oyuncu, birini ayarla parasını ödeyelim eğitsin ya. Hocam bir ünlü olursam tekneyle çok pis açılırız bak. Çok iyi, bu oyunculuk fikri çok iyi. Hocam, action! Aa, senin ne işin var burada? Geçen gün Kenan Bey'i arıyordum çünkü Orhan'a ulaşmaya çalışıyordum. Bana neden soruyorsun ki? Orhan burada mı? Hayır, burada yok. Hem ne alakası var? Bak, her şeyi biliyorum. Hiç umurumda değil, ne seni ne de Orhan'ı yargılıyorum. Sadece Orhan'ı görmeliyim. Şu an neden bahsettiğini bilmiyorum, kapatmam lazım. Ne yapıyorsun? Dur, içeri giremezsin. Ne yapıyorsun? İçeri giremezsin. Orhan! Orhan! Burada olmadığını söylemiştim sana. Sadece o yazdığımı oranın görmesini sağla. Evine izinsiz girdiğim için özür dilerim. Ya deminden beri dinliyorum da neydi o şarkı? İyi, şöyle aslında ton arıyorduk. Bence çok güzel. Çok da tanıdık geldi. İyi parçalar tanıdık gelir derler. Bence de kesinlikle. Sözleri var mı? Yok, henüz yazmadım. Ama vokal melodileri var. Beraber bir çalalım mı o zaman? Evet, hadi çalalım. Baştan versene Mehmet. Peki. Son, iki, üç, dört. Na 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 na. Hep beraberce
coşmaya, eğlenceye koşmaya, sorunlardan kopmaya, dans edip oynaşmaya, çırağı gibi tutuşmaya, ateş olup yayılmaya, olta atıp bağlamaya, seve seve avlanmaya. Ah, güzelim, gidelim güzelim, ah girelim, havaya girelim. Sen çok seksi bir adamsın, biliyor musun? Bilmez miyim? Ayşe? Ne oldu? Yok bir şey. Önemli değil. Ben gene canlandırırım seni. Yok anneciğim. Ya bence sen gitsen iyi olacak. Seninle alakası yok. Benimle ilgili olduğunu düşünmedim zaten. Özür dilerim. Ayşe'ydi değil mi? Öyle bir şey işte. Sizin orkestradaki diğer çocuklar da mı bu otelde kalıyor? Evet. Hadi eyvallah. Aşık çocuk. Davulcu iyidir. Aydın. Alo. Ya biliyorum meşgulsün ama bittiğinde benim odaya bir gelsene. Ne oldu lan, bir şeyim var? Yok. Sadece konuşmak istiyordum. Tamam, iki dakikaya geliyorum. Oo. Böyle mi dolaşıyorsun oğlum otelin içinde sapık gibi? Ne var oğlum, bir yerimiz mi açıkta? Allah Allah. Gir içeri. Ne oldu? Uyuyor. Daha demin sevişiyordunuz. Oho, bitti çoktan. Eskidenmiş oğlum öyle saatlerce sevişmek falan. Hem kardeşim konuşmak istemiş. Senin kız nerede? Gitti. Dünyanın en hızlı giyinen kızıymış abi. Zaten keyfim yoktu, iyi oldu. Ne oldu lan? Nazlı gittikten sonra biz Ayşe ile daha iyi arkadaş olduk. Yani daha yakın arkadaş olduk. O belliydi canım. Seviştiniz mi? Hayır abi, kız evli, iyi arkadaş olduk diyorum. Ne olmuş? Kocasıyla da arkadaş sayılırım. Nazlı ileyken beraber tatile gitmiştik. Yani çok yakın arkadaşım sayılmaz ama tavla oynamışlığım, rakı içmişliğim var. Tavla oynadın diye karısını sevemez misin? Tavla oynadım diye değil abi, evli olduğu için sevemem.
Nihat abi ne derdi hatırlar mısın? Nihat abi bulduğuna yapışacaksın derdi. Ne? Hep öyle derdi. Seksi buldun mu yapış, parayı buldun mu yapış, aşkı buldun mu yapışacaksın. Fırsatını bulunca yapışacaksın Mehmet. Gerçek hayatta öyle olmuyor Aldın. Nasıl oluyor abiciğim? Nasıl oluyor? Oldurmazsan olmaz tabii. Şimdi senin yapış yapış olman lazım. Kızın kocası kayıp. Kız benden yardım istiyor. Ben ne yapıyorum? Gidip kıza aşık oluyorum. Tam bir orospu çocuğuyum anlayacağın. Bir dakika, bir dakika. Kızın kocası mı kayıp? Evet abi, günlerdir kayıp, onu arıyoruz. Büyük ihtimalle başka bir ilişkisi var ama... görmedim ama emin gibiyim. Sen de adam arayıp durdun öyle mi? Evet abi, her şeye yardım ediyordum. Hasta mısın oğlum sen? Sen bu kızı seviyorsan, adam da çekip gitmişse niye arıyorsun oğlum sen bu kadının kocasını? Aradım işte. Aramak zorundayım. Gitsin oğlum, gitsin. Bırak gitsin. Gitmiş de zaten. Ulan harbiden salakmışsın sen ya. Fırsat oğlum işte bu. Adam çekilmiş gitmiş. Çok basit. Kapacaksın, yapışacaksın. Saçmalama be abi, öyle de olmaz. Sürün o zaman iple, ne diyeyim? Allah Allah. Böyle loser takıl. Arama oğlum adamı. Arama. Niye arıyorsun ki? Arıyorum çünkü o öyle istiyor. Arıyorum çünkü onun istediklerini yapmak istiyorum. Arıyorum çünkü çaresiz, çünkü mutlu olsun istiyorum. Böyle de sen mutsuz oluyorsun Mehmet. İçindeki o boşluğu kızınla dolduramazsın. Yani bu haksızlık. Bu kendine yaptığın büyük bir haksızlık. Mehmet. Oğlum. Yönlenen değil, biraz yönlendiren ol. Bak istersen bu halinde sana bir sarılayım da kendine gel. Ne dersin? Sakın öyle bir şey yok. Biz her şeyi çok daha güzel olduğu zamanlarda tanıştık oğlum. 80'lerin sonu. Şimdiki arkadaşlıklara benzemez bizim dostluğumuz. Şimdi yat, dinlen biraz. Yarın prova var. Sağ ol. Since I came to town, like a beggar with a golden crown. I had no money, but I had the soul, and I asked for nothing, but you gave me more. Every pleasure there's a price to pay. Trying to stay in the serpent's lair. Dirty tricks and the game you play. I am a pseudo troublemaker on my way. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Baba, ben senin Ayşe ablayla odaya gittiğin zamandan kaçırmış olabilirim. Önemli değil.
Ama annemi telefonda konuşurken duydum. Kimle konuşurken duydun? Ayşe ablayla. Ne diyordu? En başta biraz yumuşak konuştu ama sonra biraz... Ayşe ablayla evlenecek misin baba? Baba? Efendim? Ayşe ablayı seviyorum ben. Eğer beni bırakmayacaksan sevgili olmanıza izin verebilirim. Hatta evlenebilirsiniz bile. Sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin Ezgi. Seni çok seviyorum babacığım. Ben de seni güzel kızım. Öpüyorum. Hadi sonra görüşürüz. Ne oluyor lan? Önemli değil. Benim de İstanbul'a gitmem gerekebilir. Nereye oğlum? Yarın konser var. Tamam, yarına geleceğim ya, merak etme. O zaman düşündüğüm şey. Gibi. Git oğlum git. Sen merak etme burayı. Ama konsere gel. Çok sağ ol kardeşim. Ayşe'ye çok yardımcı olmuşsun, her şeyi anlattın. Bir karışıklıktı. Saçma sapan, geldi geçti. Ben ikinizden de tekrar çok özür dilerim. Ben çok sevindim ikinizin adına da. Ayşe olmadan yaşayamayacağımı bir kez daha anladım. Geldim af diledim. O da affetti. Zaten önemli olan bu gibi durumlarda içindeki o büyük aşkı tekrar hatırlamak. Biraz dinleneyim, sonra konuşalım. Tamam, sen çık yatıyor ama uyanınca mutlaka gel. Bir iki kadeh bir şey içeriz, laflarız biraz. Şimdi bir çıkayım da. İyi misin? Yani. Farkındayım, kötü bir şeyler yaşıyorsun bugünlerde. Benim kafam bozuk olduğunda müziğe sarılırım. Senin şu şarkıya sarıldığım gibi mesela. Diyorum ki İstanbul'da bir aranjöre verelim şarkıyı. Hem yeni albüme de parça lazım. Belki sana da bana da iyi gelir. Ne dersin? Olur.
Güzel bir şarkı hak ediyorsun. Teşekkür ederim. Sen de öyle. Herife bak ya. Sen çık dolaş istediğin boku ye, sonra da güzel karına geri dön. Kadın da seni beklesin bir de. Ulan bazı adamlar ne şanslı oluyorlar. Ben nasıl attım kendimi bu durumun içine be abi? Bile bile. Nasıl dinledim şimdiki o sesi? Hakim olamadım kendime. Yüzüne kapıldım. Ben bu yaşta bu duruma düşecek adam mıydım be abi? Tamam, bir süre bende kalıyorsun, eve gitmek yok. Bırakmam seni kurda kuşa. Benim gitarı hazırlayın. Orada arkada. Zaman inmiş kaçmış. Bütün arkadaşlarını aradım. Mehmet hiçbirinde yok. Nerede inmiş servisten? Beşiktaş'ta. Ya Allah'ım, kafayı yiyeceğim ben ya. Ne oluyor? Mehmet, duyuyor musun beni? Kızımı bul bana hemen. Bana hemen kızımı bul. Duyuyor musun beni? Sarhoş musun sen yine ya? Ayşe, benim gitmem lazım. Ezgi içeride uyuyor. Ah, çok korktum. Beni görmek istemiş. Aradım ama sana ulaşamadım. Açmadın telefonunu. Nazlı'yı aradım sonra. Yoldalar şimdi, geliyorlar. Gel içeri biraz istersen. Yok, ben Ezgi'yi alıp gideyim. Ezgi uyuyor dedim ya Mehmet. Ya Orhan falan vardı şimdi, boş ver. Orhan yok. Nasıl yok? Yine mi gitti? O kadar aradık adamı, boşuna mıydı yani? Niye boşuna olsun anlamadım. Doğru ya, neden boşuna olsun? Mutlusun işte. Evet, mutluyum. Aradım seni defalarca. Niye bakmıyorsun telefonlarına? Açmadım çünkü... Orhan'la rakı içip mutluluğunuzu kutlamak istemedim. Açmadım çünkü... Çünkü korktun. Ben mi korktum? Evet, korktun. Ayşe, ben sana gelmiştim. Her yerde seni görmeye başladım İzmir'de. Herkes, her şey sendin. Sonra ne oldu? Orhan geldi. Benim canım tavla arkadaşım. Ne yapacaktım? Ağzın kulaklarındayken dudaklarına yapışıp öpecek miydim seni? Bana korkak deme. Bana korkak deme çünkü ben hayatımda hiçbir zaman korkmadım. Sadece bir kez... Bu kadar aşık oldum. Üstelik beni hiç sevmeyen birine. Baba. Ezgi. Özür
Özür dilerim baba, korkuttum hepinizi. Önemli değil canım. Ezgi. Ezgi. Ben aşağı ineyim biraz. İyi misin? İyi. Bak ne diyeceğim. Akşam bize gelsene. Bir iki tek atarız. Biraz böyle kafanı dağıtırsın. Cemil, sen iyi bir adamsın. Eyvallah. Ama arkadaş olmak zorunda falan değiliz, bunu biliyorsun değil mi? Ben sadece Ezgi'nin babasıyım. Rahat ol, içinden nasıl geliyorsa öyle davran. Modern olacağım diye kasma kendini. Hastasın oğlum sen. Biliyorsun değil mi? Ezgi, sen biraz arabaya gider misin? Ben annenle bir şey konuşacağım. Kızdın mı bana çok? Kızmadım bebeğim. Sana kızamam ki ben. Hem de çok kızdık Ezgi. Hadi al çantanı, sen geç arabayı, ben geliyorum şimdi. Sen niye hala bırakmıyorsun beni ya? Ha? Ayşe'yi falan aramışsın, ne bu rezillik? Rahat bırak beni Nazlı. Ne istiyorsun benden? Bu kadar mı nefret ediyorsun? Bu kadar mı yalnız kalmamı istiyorsun hep? Olmazdı. Zaten olmazdı, anladın mı? Arayıp da kötü hissettirmene gerek yoktu. Benimki sadece öyle kendi kendine öyle bir şeydi işte. Mehmet, siz hep çok iyi anlaşırdınız zaten. Orhan'la bazen birbirimize bakardık siz böyle koyu sohbetlere daldığınız zaman. Kendimizi fazlalık hissederdik. Biz hep farkındaydık ama siz hiçbir zaman farkına varmadınız. Ya ben seninle evliydim. Ama Ayşe'ye aşıktım, öyle mi? Öyle. Yine Orhan'ı seçtin. Eğer beni seçseydi. Eğer bana gelmiş olsaydı. Ne olurdu? Mehmet, ne olurdu? Altan haklıymış. Altan hiçbir zaman haklı değil, tamam mı? Nazlı. Hadi yürü gidiyoruz. Mehmet. Ezgi için kendini toparlaman lazım.
Ben seni çok...